Dün ilk dersimizi yaptık. Bugün ikinci dersimizi de devam edelim. Şöyle ilk dersin bir tekrarını yapalım. Ondan sonra sürüşe başlayacağız, tamam mı? Araca bindiğin zaman ilk önce ne yapıyorduk Elif? Koltuğumuzu ayarlıyorduk, değil mi? Koltuğumuzu neye göre ayarlıyorduk? Soldaki pedal debriyajdı, ortadaki frendi, en sağdaki gaz pedalıydı. Doğru mu? Doğru. Evet. Sol ayağımız ile sadece debriyaja basıyorduk, değil mi? Bas bakayım bir debriyaja rahat basabiliyor musun? Sonuna kadar basabiliyor musun? Rahat Sonuna kadar değil. basabiliyorsan koltuğun ayar iyidir. Basamıyorsak şu altındaki mandaldan ileri kaydırabilirsin. Tamam mı? Şimdi bir daha bas bakalım. Tamam. Daha iyi oldu, değil mi? Şimdi Evet. daha rahat. Sıkışmadınız, değil mi oraya? Yok, Zaten diyorsun hayır. hocam küçücük bir şeyim, nereye sıkışayım? Değil mi? Koltuğunu ayarladıktan sonra Elif, aynalarını ayarlaman gerekiyor. Aynaları ayarlayabilmek için de anahtarımızı Elif bir kademe çevirelim ileri doğru. Tamam, elektrik geldi. Değil mi? Elektrik gelmeden aynaları ne yapamıyorduk? Ayarlayamıyorduk. Hatırladın mı? Evet. Şu kapı kolunda left sol ayna, right sağ ayna. Bunu left'e getirelim. Kapı kollarını görecek şekilde ayar yapıyorduk. Onu sağa sola aşağı yukarı eğerek aynayı bakış açına göre ayarlayabilirsin. Sağa sola aşağı yukarı. Tamam. Kafanızı eğmeyin. Aynayı kafanıza göre ayarlamaya çalışın. Şahane. İyi mi? Right'a getirip sağ aynamızı da ayarlayalım Elif. Sağa sola aşağı yukarı. Yanlış bir tane vardı. Ama aslında bu tam görüyorum gibi İyi kokuyor. mi? Tamam. Aynaların ayarı iyiyse sınavda ayar yapmana gerek yok, tamam mı? Yani çünkü sen bakacaksın aynaya. Ayarlar güzelse bir daha uğraşmanıza gerek yok. Aynaları ayarladıktan sonra Elif ne yapıyorduk? Emniyet kemerimizi takıyorduk. Takalım emniyet kemerimizi. Ben de takayım mı? Zahmet olmasa tak, değil mi? Tamam, hadi bakalım. Görüyor musun? Hocaya bile torpil geçmiyorlar Elif. Şu göstergemizin adı neydi? Devir göstergesi. Bir Devir. daha gider sen söyleyeceğim. Ben hatırlatmayacağım. Tamam. Tamam. Şu ne göstergesi? Sen. Hararet göstergesi. Şu kilometre hız göstergesi. Bu da benzin yani yakıt göstergesi, değil mi? Devir göstergen sıfırda ise araç çalışmıyordur. Doğru mu? Aracı çalıştırmak için ne yapıyorduk Elif? Anahtarı çeviriyorduk, aracımız çalışıyordu. Doğru mu? Doğru. Bir çevir bakayım anahtar araç çalışacak mı? Çevir bakayım. Şu ekrana bir şey yazacak. İzle. Ne yazıyor? Motoru çalıştır. Bir daha çevir bakayım. Motoru çalıştırmak için diyor lütfen debriyaja basınız Elif Hanım diyor, değil mi? Hatırladın mı? Debriyaja basmadan araç çalışmıyordu. Hatırladın mı? Süpersin. Allah'ım ne zeki öğrenciler var ya, değil mi? Tamam. Şimdi şu neydi Elif? El freni. El freni indirmek için ne yapıyorduk? İndir bakayım iniyor mu? Buraya bir daha bak. Ne yazıyor? Lütfen fren pedalına basın diyor Elif Hanım. Bak adını bile biliyor. Değil mi? Evet. Aşağı doğru indiriyorduk ama indirdik. Doğru mu? Araç çalıştı mı? Devir göstergen 1'deyse çalışıyordur. Doğru mu? Evet. Aracı çalıştırmadan önce vitesimizin boşta olması gerekiyordu. Doğru mu? Kontrol etmediniz ama şans eseri sizden önce inen sürücü adayı boşta bırakmış. Doğru mu? Tamam. Aracı çalıştırdık Elif. Artık uçuşa başlıyoruz. Tamam mı? Isındın mı biraz? Evet, iyi. Tamam, süpersin. Sana bu soğukta ders yazmışlar Elif ya. Olacak iş mi ya? Değil. Diyorsun. Tamam. Şimdi kalkış yapacağız Elif. Kalkış vites olan 1'e alıyorduk. Alalım 1'e. Dün demiş miydim sana vitese sen bakınca ben çok üzülüyorum. Vitese bakmaman gerekiyor. Dedim değil mi? Oo, sana her şeyi anlatmışız Elif. Doğru. Seyir esnasında özellikle vitese bakma yok Elif. Vitese bakarsan önüne kim bakacak? Ben bakmam, bana güvenmeyeceksin. Sen ehliyet alıyorsun, doğru mu? Doğru. Benim ehliyetim var. Evet, 1'e aldık. El frenini indirdik. Doğru mu? Sol sinyal de veriyoruz. Bugün ikinci ders. Bugün artık sinyalleri kullanacağız. Bilgin olsun. Bir de aynaya bakıyorsun. Kendini görebiliyor musun? Saçların güzel olmuş mu diye. Hangisine bakıyoruz? Buraya değil mi? Sol aynaya. Çıkışlarda sol aynaya bakman lazım. Tamam. Demek gelip aracı çalıştırdıktan sonra, değil mi? Vitesi 1'e alma, sinyal verme, el frenini indirme ve aynayı kontrol etme. 4 hareketi yapman gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Evet, şimdi kalkış yapabiliriz. Debriyajını yavaşça yarıya kadar kaldırıyordun Elif. Az daha kaldır. Yarıyı bulduğun an freni bırak, aracın yürür. Sinyal de kullanalım Elif. Az önce kullandık da söndü. Çok iyi. Aynaya baktın mı? Soldan gelen var mıydı? Yok.
Baktın mı bakmadın mı? Bakmadım. Bakmadın, tamam hadi bakalım. Yavaşça gaz veriyoruz Elif. Pedalı mı çaldılar, ne yaptı? Bir beyan göremedin gibime geldi. Pedala baktın ki yerinde mi? Hocam bir bakıştım da frene bastım. Frene bassan dururuz Elif, bir şey olmaz ya en kötü ihtimal. Öyle değil mi? Evet, şimdi yavaşça gaz veriyoruz Elif. Birazcık daha gaz kullanıyoruz. Biraz daha gaz veriyoruz. Çok iyisin. Şimdi 2'ye alman gerekiyor. Hatırladın mı? Gazı bırak. Bas debriyajı, al 2'ye. Çok. Böyle. 2'ye aldık. Debriyajı bırakıyorsun. Bak ben de yardım ediyorum sana. Sonra demek ki nereden düştük bu hocanın eline. Hiç bize yardım etmedi. Hep ben sürdüm arabayı. Bir de para veriyoruz kursa. Bize kullandırıyorlar. Demezsin değil mi öyle şey? Evet. Tamam. 2'nin yeri neresiydi? 1'in direkt karşısı değil mi? Kendine doğru çekerek geri doğru ittiğin zaman ikinci vitese geçiyordu. Kasis olduğu için gazını bırakıyorsun Elif, değil mi? Kasise yaklaşırken gazını bırakman lazım ki aracımız ne olsun, yavaşlasın. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi yokuş aşağı olsaydı Elif, gazı bıraksan da araban yavaşlamayacaktı. Orada fren yapman gerekiyordu. Ama burası yokuş yukarı olduğu için gazı bıraktığın zaman aracın zaten gitmiyor, yavaşlıyor. Tamam? Kasislerde de gidebileceğin azami hız 20. 20'yi geçmemen gerekiyor. Şu an kaçla gidiyorsun? 25 değil mi? Şurada da görüyoruz. Işıklara doğru gidiyorduk, hatırladın mı? Şimdi tam kırmızı yanıyordu. Senden korktu, hemen yeşile döndü Elif. Yeşil ışıkta ne yapıyoruz? Geçiyorum. Gaz vermiyoruz. Kontrollü geçiyoruz, tamam mı? Kırmızıya yakalanmamak için gaz verdin ama hocanın gözünden kaçmadı. Doğru mu? Doğru. Allah'ım nereden düştük bu hocaya? Her şeyi görüyor. Yandaki kamyon sana korna çaldı, selam verdi. Ama ben daha yeni öğrendim. Tamam. Anladın sen ne demek istediğimi yani, tamam. Fark ettin mi, aynalara uzun süre bakınca aracın istemediğin yöne gidebiliyormuş. Ya da şöyle düşün, aynaya bakarken aracın yürüyor ya, uzun süre bakmaman gerekiyor. Tamam. İleri odaklanıyoruz Elif. Kendini ortaya hizalamıyordun, hatırladın mı? Ortanın bir tık solunu ayarlıyorduk, değil mi? Ben de şöyle biraz yardım edeyim direksiyonuna. Değil mi? Virajlara girerken Elif, gazını kesersen aracına daha iyi hakim olabilirsin. Viraja girdin. Çıkmaya yakın tekrar gaz kullanabiliriz. Bacak bacak üstüne atabilir miyim? Evet. Sen durdurabilirsin değil mi arabayı? Önce tamam. Tamam ama çok gaz kullandım, ben korkuyorum. Böyle bacaklarım titriyor. Onun için çok gaz kullanmayalım. Kontrollü. Çok iyi. Şimdi bu araçtan kaçıyorsun ya, sol aynaya bakman lazım ki araba geliyor mu diye, değil mi? Evet. Devlet yolu bize yapmamış, öyle iki oy verdin diye bütün yollar senin değil, değil mi? Oy vermeyen nerede kullanacak? Onun için çizginin dışına çıkmadan önce aynaya bakman lazım. Bir de kendini az önce de dedim ya, tam ortaya hizalama. Ortanın bir tık solunu ayarlamaya çalış. Ve direksiyonu da ani asla çevirmiyoruz. Hep yavaş yavaş çeviriyoruz. Bu tır önüne atlarsa buna bir tane vur. Atlamasın değil mi? Evet. Tamam. Bugün nasılsın? İyiyim, çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Alıştın artık değil mi arabaya birazcık daha? Evet, hayır. Dün kullandım bu değil de. Nasıl, dün bu arabayı kullandık? Hayır. Dün de bunu kullandık kız. Öyle mi, ben yanlış mı hatırlıyorum? Kırmızı olsun 3 kuruş fazla olsun. Kırmızıya binmedin mi? Kırmızı değil miydi? Gri. İşte arkadaşlar görüyorsunuz, heyecan böyle bir şey. Yani dün öğrenci kırmızı araca bindi, bugün de aynı araç ama bu araç değil diyor. Buradan anladım ki çok heyecanlı. Öyle heyecanlıydın mi? Dün ilk ders olması münasebetiyle, değil mi? Evet. Annemler falan sordu hangi arabayı bindin. Ben diyorum ki bilmiyorum. Bilmiyorum, o derece yani. Biraz logoya baktığını falan dediler. Hayır dedim. Kasis olduğu için biraz yavaşlatalım Elif. Çok iyi. Aracımız Elif Volkswagen Golf. Tamam, 1.6 motor dizel araç. 2017 model. Bir de kırmızı renk. Evet, dönüşlerde gaz ne yapmıyorduk? Kullanmıyorduk, değil mi? Virajın durumuna göre Elif direksiyonunuzu çevirebilirsiniz ya da geri toplayabilirsin. Çok iyi. Döndük, düzledik. Bak şimdi yokuş aşağı gidiyoruz ya Elif. Mesela sen burada hiç gaz verme ama aracın yavaşlamaz, hızlanır. Yani kasis varsa ya da yavaşlaman gereken bir durum olursa fren yaparak yavaşlatman gerekiyor burada. Çünkü
yokuş aşağı doğru gittiğimiz için bu şekilde yavaşlayabiliriz. Birazcık daha frene dokunalım Elif. Frene dokunalım ki yavaşlasın. Hızlı gidiyor değil mi? Hızın kaç oldu şu an? 35-34. Tamam. Tabii hıza bakarken gözümüzü yoldan ayırırsak aracımız nereye gider? Ahirete gider. Bak sen öğrenmişsin bu işi. Demek ki uzun süre gözümüzü önümüzden ayırmamamız gerekiyor. Kırmızı yanıyor. Şimdi duracağız. Birazcık frene dokunuyorsun. Fren, fren. Şimdi hızlıca debriyaj Elif. Az daha gitsin. Freni bırak. Diyelim ki istemediğin yerde duruyor. Freni bırak, az daha yürüsün. Şimdi durduralım Elif. Çok iyi. Fren pedalı çok narindi değil mi? Aynı bayanlar gibiydi. Çok kibar davranman gerekiyor. Evet değil mi? Biri alman gerekiyor. Harikasın sen. Ama bire vitesi bakmadan aldın. Doğru mu? Ben görmedim. Baktın mı? Tamam. Sakin olalım. Acele etmene gerek var mı? Yok. Arkamızda bak kimse de yok. Heyecan yapmana gerek yok. Doğru mu? Şimdi Elif kalkış yaparken nasıl yapıyorduk kalkışı? Bire aldın değil mi? Sonra yokuş eğimli olduğu için burası, freni bırakacaktın. Gaz vermek aracı hızlandırır sadece. Tamam mı? Ama duran arabaya istediğin kadar gaz ver, araba yürümez. Önce yarım debriyajı bulup sonra gaz vermen gerekiyor. Tamam? Kalkış yaparken. Şimdi yeşil yandığı an freni bırakıyorsun. Bırak freni. Şimdi yarım debriyajı bul. Yarıyı bulduğun gibi gaz vermeye başlayabilirsin Elif. Şimdi 2'ye almanı istiyorum Elif. Araç kalktı, yürüdü. Alalım 2'ye. Bas debriyaja. Debriyaja basmadan 2'ye alamıyorduk. Şimdi bırakalım debriyajı. Evet. Çok iyi. Değil mi? Hı-hı. Düne göre daha iyi. Sanki. Düne göre daha iyi. Evet, oo süpersin sen kendini. Dün heyecanlı mıydın? Allah Allah. Bence bugün daha heyecanlı gibi görünüyorsun. Öyle değil mi? Biraz daha yavaşlatalım Elif. Dün dedin ki nasılsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu hoca bana anlatacak, öğretecek. Ama artık bundan sonraki derslerde diyorsunuz ki hoca bir şeyler anlatıyor, bizden bir şeyler bekliyor. Doğal olarak birazcık daha stresli olabilirsiniz. Ama şunu açık söylemeliyim. Biz sizin hiçbir şey bilmediğinizi biliyoruz. Buraya öğrenmeye geldiğinizi de biliyoruz. Bunun için heyecan yapmanıza, bize bir şey göstermenize gerek yok. Tamam. Biraz yavaşlatalım. Biraz daha yavaşlatıyoruz Elif. Şimdi freni bırakıyorsun. Yavaşlattık. Freni bırakıyoruz. Değil mi? İstediğimiz hıza düştü. Şimdi sol sinyalimizi verelim Elif. Aşağıki dönel kavşaktan U dönüşü yapacağız. Değil mi? Ben aynaya baktım. Sola geçiyorduk ya. Sen de baktın mı aynaya? Tamam bak ben hatırlatıyorum sana. Biraz daha yavaşlatalım. Ay gaza bastık. Gaza mı bastık? Aman diyeyim. Pedalların yerini karıştırırsak ahirete gideriz bak. Şimdi burada duracağız Elif. Bas debriyaja. Yavaşça frene dokun. Çok iyi. Baktın ki bir panik oldun. Arabalar var. Aracı durdur. Durdurduk. Alıyorsun 1'e. Değil mi? Çünkü duran araç 1 ile kalkıyordu ya. 1'e aldın. Şimdi bırak fren Elif. Kaldır debriyajı yavaşça. Aynı zamanda direksiyonumuzu döndürüyoruz. Şöyle çevirelim. Ben de yardım edeyim sana biraz. Şimdi önünde bir daha araç olduğu için bir daha duralım Elif. Debriyaj. Ama önce debriyaj sonra fren. Hatırladın mı? Bütün duruşlarda önce debriyaj sonra fren. Şimdi bırak fren Elif. Çok iyisin. U dönüşü dedik ya yokuş yukarı doğru gideceğiz. Çok iyi. Yavaşça debriyajı artık bırakabilirsin. Aracın yürüdü ya. Şimdi bir de gaz verelim Elif. Bir de ben direksiyona müdahale edince bana bırakmanıza gerek yok. Çünkü ben ne kadar çevirmem gerektiğini biliyorum değil mi? Sen tutacaksın ki bu hoca ne kadar çeviriyor. Demek ki ben de bu kadar çevirmem gerekiyormuş gibi ne kadar müdahale ettiğimizi görebilesin. Evet devir göstergen 3'e gelince ne yapıyorduk? Hızlı bir şekilde gazı bırak. Bas debriyajı al 2'ye. Bırak debriyajı. Çok iyisin. Sağdan doğru devam. Birazcık daha sağlı. Süper kullanıyorsun. Harikasın. Tek eksiğin ne biliyor musun? Aynen. Ehliyet. Ehliyet de versek tamamdır Elif bu iş. Elif ben kalkışını çok beğendim az önce. Bir daha görmek istiyorum. Bir duralım. Süpersin. Gayet güzel. Bak durmak bu kadar kolay. Debriyaj, fren. Tamam mı? Bir de Elif dururken camı açıp arkadakilere bağıracağız ki bizim duracağımızı anlasınlar. Değil mi? Yoksa adam arkadan gelir durur bize küfürü basar.
Doğru mu? Cam açıp bağırmamız lazım. He pardon, sinyal vereceğiz değil mi? Evet. Dururken sinyal, bu dörtlü, buna gerek yok. Tamam. Dururken sağa sinyal veriyorduk. Doğru ya, ben onu unuttum bak sen. Değil mi? Sinyal verip böyle duruyorduk değil mi? Sinyal vermesek arkadan gelen bizim duracağımızı nasıl anlasın? Anlayabilir mi? Anlayamaz. Şimdi tekrar kalkış yapalım Elif. Bırakıyorum sinyali. Bırakıyor muyuz? Bir duralım. Önce ne yapıyorduk? Sol sinyal veriyorduk ki arkadan gelen kalkacağımızı anlasın değil mi? Evet. Süpersin. Sonra ne yapıyorduk Elif kalkış yaparken? Vitesi demek istedin. Süpersin. Ben seni çok iyi anlıyorum. Bir saniye. Bak freni bıraktık. Ne oldu? Geri kaydı. Demek ki yokuş yukarı kalkışlarda freni bırakırsak araba geri kayıyormuş. Demek ki freni bırakmaman gerekiyormuş. Önce ne yapacağız? Debriyaj. Harikasın. Yarım debriyajı bulacaksın. Bulalım yarım debriyajı. Bulduysan daha kaldırma. Hı. Bulduk. Şimdi freni bırak. Bak şimdi ileri gidiyor. Doğru mu? İstediğimiz gibi oluyor. Demek ki doğru kalkış bu şekilde oluyormuş. Bir de Elif gaz verelim. Aracı şöyle biraz hızlandıralım. Çok iyisin. Demesin iki kişi sırtıma bindi. Beni gaz vermeden taşıttırıyor. Birazcık daha gaz verelim Elif. Çok iyisin. Devir göstergen 3'e gelir gelmez Elif gazı bırak. Bas debriyajı al 2'ye. Debriyajı bırakıyorsun. Süpersin. Gaz vermeye devam ediyoruz tekrar. Orta şeride doğru kayalım şimdi Elif. Orta şeride doğru. Çok iyi. Aynaya baktın mı? Şimdi baktım. Şimdi mi baktın? Tamam bak. Hoca sana her şeyi hatırlatıyor. Bilgin olsun. Tamam. Bir daha gidersen bana hatırlatacaksın. Hocam şerit değiştirirken önce aynaya bakıyorduk diye. Söz mü? Söz. Tamam. Harikasın sen. Birazcık daha gaz verelim Elif. Biraz daha gaz veriyoruz. Şimdi sağ şeride kayalım. Aynaya bakacağım mı? Değil mi? Bakalım araba gelir şimdi. Ahirete falan gitmeyelim değil mi Elif? Sinyalimi verdim hocam. Aa, sinyal verdik diye geçebilir miyiz? Evet. Yani bence de. O da kendini ayarlasın. Değil mi? O da kendini yavaşlasın. Sen haklısın. Evet. Ama işte onu ona söylememiz lazım. Yakalayıp söyleyelim mi? Evet. Diyorsun. Birazcık sağlı gidelim Elif. Burada tekrar durmanı istiyorum Elif. Durmak için ne yapıyorduk? Fren. Süpersin. Bir de sinyal kullandık. Harika. Bu kadar. Durma aynen bu şekilde olur. Önce sinyal vermen lazım ama sonra debriyaj fren. Tamam mı? Süpersin. Kalkış nasıl yapıyorduk Elif? Yokuş yukarıysa önce debriyajı buluyorduk. Tamam. Ama sonra bir saniye bir beklemeni istiyorum. Debriyaj. Ay vites. Vites. Tamam. Çok ay. Heyecanlısın sen Elif. Evet. Biri aldık. Tamam. Sonra yarıyı buldun, freni bıraktın, aracımız ne yapıyor? Yürüyor. Yavaşça gaz verelim. Bu kadar narin, naif bir öğrencim de ilk defa oldu yani. Rica ederim. Azıcık sollu. Duralım şimdi. Debriyaj, yavaşça fren. Debriyaja sonuna kadar basıyorduk, hatırladın mı? Değil mi? Yarım basma yok. Her zaman sonuna kadar kaldırırken yarım kaldırıyoruz. Vitesin bir de. Değil mi? Kimse ikiye almadığına göre birdedir. Tamam. Şimdi yarım debriyajı buluyoruz. Bir bulalım yarım debriyajı Elif. Tamam. Daha kaldırma. Yarıyı bulduk mu? Bir daha bas debriyaja. Bir daha bulalım. Kırmızı ışıkta bekliyoruz. Bari boş boş beklemeyelim. Ama çok kaldırma. Yarıyı buldun mu? Bulduk. Şimdi freni bırakıyorsun. Freni bırakır bırakmaz yavaşça gaz verelim ki araç birazcık yürüsün değil mi? Biraz daha gaz veriyoruz. Şimdi yürüdü ya, debriyajı artık bırakabiliriz. Debriyajı erken bıraksaydın aracın stop edecekti. Onun için biraz yürümesini bekledik. Tamam. Evet, hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. İçe geldi. Evet, çok hızlı 2. Şimdi bırakıyorsun debriyajı. Elif, öğrendin. Bu kadar işte ya. Sen başardın bu işi, bizim haberimiz yok Elif. Ama ben kalkışını çok beğendim. Bir daha görmek istiyorum. Görebilir miyim? Evet. Tamam, bir daha duralım o zaman. Durdun mu? Süpersin. Ne vermen gerekiyordu değil mi? Sinyal de verseydin daha çok mutlu olacaktım. Evet. Tamam. Sen de haklısın hocam. Her şeyi ilk derste yaparsak diğer derslerde ne öğreneceğiz? Onun için vermiyorsun değil mi? Evet. Seni deniyorsun. Bak arkadaş. Şimdi tekrar kalkış yapalım Elif. Nasıl yapıyorduk kalkışı? Vitesi 1'e alıyoruz. Harikasın sen. Vitesi 1'e aldın. Sonra yarım debriyaj.
Bir de sinyal verelim ki arkadan gelen tır var. Bak bir tane o bizim kalkacağımızı bilsin. Freni bırakmayalım ki geri kaymasın Elif. Ver sol sinyalini. Süpersin. Bir dur. Bak sinyalin şurada görünüyor değil mi? Hangi tarafın sinyali yandı. Bir de sağ ver bakayım Elif. Gördün mü? Sol ver. Tamam, harikasın sen. Sol sinyali verdin. Yarıyı buldun. Freni bırak. Bas debriyaja tekrar Elif. Tamam. Araç nasıl stop eder onu görmek istediğin için böyle yaptın herhalde. Demek ki debriyajı fazla kaldırınca araç stop ediyormuş. İlk stopumuzu da yaptık bu arada. Değil mi? Ama güzel. En azından ikinci dersin ortalarına kadar stop etmedik. Olumlu yönden bakalım olaya. Bayağı bunu direttik. Çok güzel. Ama öğrenmiş de olduk değil mi? Araç nasıl stop eder? Evet. Şimdi o zaman stop etmemesi için biz uğraşacağız. Tekrar yarım debriyajı buluyoruz Elif. Az daha kaldırıyorsun. Az daha. Az daha. Bak, yarıyı buldun ya daha kaldırma. Yarıyı buldun freni bırak. Freni bırakınca zaten araba yürüyecek. Bir de gaz verelim Elif daha güzel yürüsün şöyle. Tabii gözün sürekli önünde değil mi? İleriyi takip ediyoruz. Çok iyisin. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Çok iyi. Şimdi gazı bırak. Bas debriyajı al ikiye. Bırak debriyajı. Gaz vermeye devam. Ben arkada otursaydım da yapabilir misin Elif? Arabaları durdurabiliyor musun bizim arabayı? Yani. Geçebilir miyim arkaya? Hayır. Geçmeyeyim mi? Hayır. Kendine güvenmen lazım Elif. Geçmez arkaya ama. Efendim? Sonuçta ben bilmiyorum. Öğretmen. Tamam ben söyleyeceğim. Sen uygulayacaksın. Kendine güvenmen lazım Elif. Sen her şeyi yapabilirsin. Güveniyorum. Güveniyorsun. Tamam. Güveniyorsan şurada duralım ben geçeyim dermişim artık. Tamam. Hocam güveniyorum ama siz yine önde oturun. Evet. Değil mi? Evet. İki tane çocuğunuz var hocam. Biraz yavaşlatalım şimdi. Burada tekrar duralım mı? Duralım. Peki şu an durmanı istemiyorum. Durmak için ne yapıyorduk? Önce onu bir tekrar edelim ondan sonra. Debriyaja basıyorduk. Harikasın. Sonra frene basıyorduk. Süpersin ama onda... Evet. En önce sinyali veriyoruz. Tamam mı? Evet, evet. Tamam. Bir de yol ağızlarında falan durmazsın değil mi? Yok. Durmadım. Tamam. Süpersin. O zaman duralım bir. Ay önce. Evet. Çok iyi değil mi? Önce sinyal evet. veriyoruz. Sonra debriyaj fren. Güzel. Tekrar kalkış yapalım şimdi Elif. Bir aldık. Bir aldık. Cam açıp bağırıyoruz arkadakilere ki kalkış yapıyoruz haberin olsun. Ya da sinyal veriyorduk değil mi? Evet. Dedim ya ikinci derste artık sinyalleri kullanacağız aktif olarak. Evet, tamam. Geçeyim. Yani yol müsaitse geçebilirsin. Aynaya baktın mı? Evet. Baktın değil mi? Geçerken değil değil mi? Önce baktın sonra geçtin. Devir göstergen kaça geldi? Çok iyi. 3'ü geçirmemen gerekiyor. Hatırladın mı? 3'e gelene kadar gaz veriyoruz. 3'e gelince gazı bırakıp debriyaja basıp vites değiştiriyoruz. Biraz yavaşlatalım Elif. Vites sinyalli işin bittiyse artık kapatabiliriz. Tamam. Yavaşlattık. Yavaşlatmaktan kastımız da istediğin hız kaçsa o hıza düşürüp bırakırsın. Birazcık solla Elif şöyle. Kendi şeridimizi ortalamamız gerekiyordu ya. Değil mi? Gözün sürekli ileride olsun. Ne kadar ileri bakarsan direksiyon hakimiyetinde o kadar güzel olur Elif. Buna vurabilirsin. Önüne çıkana vuruyorsun tamam mı? Durma yok. Direkt vuruyoruz. Birazcık solla Elif. Kasise yaklaşırken hızımızı 20'lere kadar düşürüyorduk. Değil mi? Fren yaparak. Sadece fren yaparak düşürüyoruz. 20'ye düştü mü freni bırak. Freni bırakmazsan daha çok yavaşlayacağı için yavaşlar ve stop eder aracın. Onun için kasislerde hızımızı 20'ye düştü mü yeterli demektir. Anlaştık. Şimdi sağdan doğru devam edeceğiz Elif. Ben aynaya baktım gelen yok. Sonra demek ki bu hoca bana hiç yardım etmiyor diye. Bak ben buraya oturdum aynaya bakıyorum. Bacak bacak üstüne attım ama aynalara bakıyorum. Tamam. Şimdi sağdan aşağı doğru devam edeceğiz Elif. Sağdan. Biraz daha çevirebilirsin direksiyonu. Düzlüyoruz yavaşça. Çok iyi. Yavaşça gaz veriyoruz tekrar. Bak dönüşte gazı kestin ki kontrolü sağlayabilesin değil mi? Evet. Ama döndürdük. Aracımızı düzledik. Sonra ne yaptık? Gaz vermeye devam ettik. Elif
çok yoruldum sanki konuşmaktan ya. He? Neden yoruluyorsunuz acaba? Ne bileyim, ben bayanlar gibi çok konuşamıyorum ya. Bu bayanlar nasıl çok konuşuyor? Biraz yavaşlatalım. Ne dedin az önce? Bir şey söyledin. Duyamadım. Ben çok konuşmam. Ondan önce bir şey daha söylemiştin. Çok güzel anlatıyorsunuz mu dedin? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. O kadar heyecanlıyım diyorsun. Tamam. Birazcık sollu gidebilirsin Elif. Kendini yolu ortaladığın zaman benim taraf hep çizginin üstüne kayıyor, tamam mı? Yani ben de bu aracın içinde olduğum için bizi de iki çizginin arasına bir yere sığdırabilirsin, değil mi? Ben tamam, benim kafam kel ama bizi de sığdır yani bu iki çizginin arasına. Estağfurullah hocam. Hep öğrenciler döktü ama bunları. Ben kendisine olmuyor. Benden önce böyleydi. Sizden öncekiler de öyle söylüyordu. Herkes öncekilerin eseri bunlar. Bir iki yıl sonra gelenler de işte sizin eseriniz olacak. Değil mi? O zaman beni ilgilendirmez. Ben dökmedim sonuçta. Diyorsun. Evet. Bana geldiğinde böyleydi. He? Evet. Bizim hanım da öyle söylüyor diyor. Bana gelen de böyleydi. Şimdi sol şeride geçeceğiz Elif. İleriden dönüyorduk. Hatırladın mı orayı? Evet. Baktım aynaya. Evet. Çok iyi. Süpersin. Bak ne güzel. Değil mi? Aynaya bakmak çok iyi bir şey. Değil mi? Yolu kontrol ettin. Gelen yoktu. Evet. Biraz yavaşlatalım şimdi. Şimdi Elif, bu kavşağı unutma. Bu kavşakta kesinlikle birinci vites ile dönmeni istiyoruz. Tamam mı? Önce aracını yavaşlatıyorsun. Yavaşlattığın için vitesini küçültmen gerekiyor. Alalım bire. Bas debriyaja. Al bire. Yavaş. Ara sıra frende dur. Fren yapabilirsin aracına. Yavaş. Sola yakın oluyoruz Elif. Biraz daha yavaşlat. Çok iyi. Şimdi durduk, tekrar kalkış yapacağız. Zaten bir de freni bırak. Kaldır debriyajını yavaşça Elif. Sola doğru çevir. Vur gitsin, bir şey olmaz Elif. Bir de vurdun mu hızlı vur ki tam sanayideki ustalara iş çıksın. Çok iyisin. Şimdi burada senin döneceğini sadece ben biliyordum. Başka hiç kimse bilmiyordu. Biliyor musun? Niye? Sinyal vermedik. He, dönerken sinyal vermemiz gerekiyor ki arkadan gelenler de bizim ne yapacağımızı anlasınlar. Evet, çok iyi. Şimdi güzel, ikiye aldık. Hızlanırken yaya geçidi çıktı önümüze, değil mi? Kim koymuş yaya geçidini oraya arkadaş? Bir de yayalar karşıdan karşıya geçiyor. Gaz kullanmayalım. Biraz yavaş Elif. Sollamak için aynaya bakman lazım. Sinyal vermen lazım, değil mi? Bir de baktın ki çok yaklaşıyorsun araca. Gazını bırakınca aracın yavaşlar. Yokuş yukarı olduğu için. Tamam. Daha çok yavaşlamış olsak birinci vitesi alırız. Başladığımız yerde bir duralım Elif. Sinyali verelim ki arkadan gelenler bilsin. Çok iyi. Şimdi müsait bir yerde duralım. Debriyaj. Yavaşça fren. Evet, durduk. Vitesi boşa alıyoruz. Ah, bozuldu mu? Ne oldu? Tamam, aldık. El frenini çekelim şimdi. Sinyali kapatıyorsun.